çok aynı şeyi söyledi, bu ilahelere yapılabilirse çok mutlu olur dedi. Hemen bir organizasyon çaması yapılıp bunun altını doldurması gerekiyor. Çünkü başka türlü bir bu işin içinden çıkamaz. Bakın, Şevim Kaysar bir de kim ne derse desin, kim ne derse desin. Bunu ben her yerde yaşıyorum. Ve konu gündeme de geldiğinde insanlar hemen hayranlıklarını büyütüyorlar. Biz o zaman değerimizi bilmiyoruz. Değerimizi anlatmak da bir takım değerlerle olur. Değerlerin sorumluyla olur. Şimdi sevgili Cengiz, işin çok profesyonel olduğu için öneriler oldu. Benim önerim şu. Sevgili başkanım da söylediği gibi zaman çok daralmış olmasından dolayı çok acilen bu hafta artık bu komisyonların yani organizasyon komitesinin yönetim kuruluyla beraber çok acil bir şekilde oluşturulması ve artık detay çalışmaları yapılmasına başlaması gerekiyor. Bu işin bir önce amaç belirlenecek ve de bu amaca ulaşabilmek için neler yapılması gerekiyor onlara bakacağız. Ve bunları burada teker teker sizin bölmenizde, sizin bölmeniz ne yerine bence arkadaşları ya bizim dernek başkanları bu tip organizasyonlar içinde olamadılar ki ne yapsınlar yani onlar ne diyebilirler, ne söyleyebilirler şimdi haklılar yani en fazla ne yapabilirler? Biraz önce bir arkadaşım çok güzel bir şey söyledi. Köylere dedim ki kardeşim sen kaç kişi getiriyorsun? 20 kişi. Ya bunu 25 yapabiliyor musun? Tamam, eyvallah. Bunlar hep işin en sonrasında işte bu organizasyon komitesinin yapacağı çalışmalarla yapılacak şeyler işte kısım kısım hemen toplantılar yapılabilir, dernek başkanları tekrar toplanabilir ve o amaç doğrultusunda anlatılabilir. Ama bu işin hemen çok acil bir şekilde hayata geçirilebilmesi için en önemli şey bütçe. Bu bütçenin oluşturulabilmesi için de komitenin hemen, organizasyon komitesinin hemen oluşması ve biraz önce de bir iş adam tabiyle aynı şekilde sevgili Sefer Bey söyledi, bir araştırma yapılması ve bu araştırma doğrultusunda da bu işin hemen sonucunun çıkarılması gerekiyor. Dolayısıyla biz bir kültür şölenini yapacağız, biz bir hedefli şölenini yapacağız. Mesela Göl'deki salondaki 15 şey il olmak üzerine daha çok ağırlıklı olaydı. İşte alanlarımızı geliştiriyoruz. Tamam şimdi burada bir başlık belirleyip bu başlığı herkese her bir şekilde acilen anlatılması ve de çalışmalarımız olduğunda yapmamız gerekiyor. Çok acilen. Dolayısıyla benim önerim tekrar sevgili öğretmen arkadaşımın hazırlamış olduğu o taslak çalışmayı acilen geliştirerek işte yönetim kurulu oluşturacağı bir tetkik komitesiyle beraber eski başkanlar, yeni adaylar işte ve çok da güzel bir hemen bir olgu var burada. Birlik beraberliğin oluşması anlamında sadece bizim Şevim Kaysar'lar Yardımlaşma Derneği değil, bunu bir Şevim Kaysar işini, Şevim Kaysar etkinliği olarak anlamak düşüncesi olduğu için işte diğer dernekler, vakıf olsun, şerhler olsun, işte iş adamları derneği olsun, işte yine Şevim Kaysar'dan katkıların alınabileceği oralarda insanların katılmasında sağlanacak şekilde ya bunları kim organize edecek? Organizasyon komitesi, biz de zaman zaman toplantılara katılırız, önerilerimizi söyleriz, ne yapılması gerekiyor. Ama acilen bunun yapımının hemen oluşturulması gerekiyor ve de faaliyetlerimizi bu doğrultuda yürütelim. Emre sen merak etmesin, izin alırız geceye. Yani ve o da güzel bir olay. Asker arkadaşlarımız da izin alırsa bu gece size orada bir manga şey yapıp sahneyi çıkarız. Evet, benim önerim tekrar bu fedakarlığınızı, bakın biz çok fedakar insanlarız. Devletimize her zaman çok büyük destekler vermişiz, bizim vali insan olarak. Şimdi bu fedakarlığınızı aynı şekilde karşılığını alabilecek şekilde çalışmaların organizasyonu yapmak zorundayız. Yani yoksa verir, gönülden verir ve sonrasında bir gün bir bakarsınız ki gönül kırılmaya başlar.
Onun öncesine varmak için de dediğim gibi bu çalışmalarımızı mutlaka karşılığını alabilecek, değer alabilecek hale dönüştürelim. Tekrar söylüyorum, son kez hocam çok teşekkür ederiz. Bu arada sizlerin nezdinde de yarın kutlamasını yapacağız. Bütün öğretmen arkadaşlarımın, geçmiş dönemde sevgili hocamın da söylediği gibi rahmetli olanlara yad ediyoruz şu anda. Emekli olanlara da ellerini öpüyoruz ve hala görevine devam eden ki biraz önce Lütfullah Başkanı'yla da konuşuyorduk. Bana bir mesaj geldi. Arkadaşlar dediler ki, başkanım biz de yıllardır öğretmeniz ama atanmayı bekliyoruz. Bizim de öğretmenler günümüzü kutlayın dediler, onların da öğretmenler günümüzü kutluyoruz. Çünkü onlar gerçekten hepimiz babayız. Çocuk eğitmeye, okutmaya çalışıyor. Okuttuktan sonra da mesleğini yapması onların en doğal hakkı. Ve bunu da göz önünde bulundurarak günlerimizi çok daha sağlıklı, başarılı geçmesin diliyorum hepimizin, çoğumuzda, çocuğumuzda. Ve bu işi hiçbir şekilde ya biz acaba başarılı mıyız gibi bir tereddütle yola çıktığında hep böyle insanın bir ayağı geri gider. Böyle bir düşünce olmayacak. Biz başarmamak gibi bir şey söz konusu değil ama neyi başarmamız gerektiğini altlığını çizerek özellikle koymamız gerekir. Ben öncelikle size, yani eleştirimi sakın şey olarak algılamayın. Öncelikle size ve sonra tüm arkadaşlarıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Günlerimizin çok sağlıklı ve başarılı geçmesini diliyorum. Sevgilerim.